Portal 23 ekranlarından herkese merhabalar. Bugün yine Elazığ Barosu avukatlarından meslektaşım Avukat Ahmet Metin bizlerle birlikte olacak. Kendilerine hoş geldin diyoruz. Hoş bulduk, merhabalar. Hoş geldiniz, sizi bir tanıyalım. Ahmet Metin, Elazığ doğumluyum. İlk öğretim, orta öğretimi Dumanpınar İlk Öğretim Okulu'nda okuyup lise öğretimde Ahmet Lisesi Sosyal Bilimler Lisesi'nde hazırlıklı olarak 5 yıl okuyarak bitirdik. Daha sonra Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldum. Şu anda da Elazığ'da avukatlık yapmaktayım. Biz de size meslek hayatınızda başarılar Teşekkür diliyoruz. Teşekkür ederim, çok sağ olun. Bugün özellikle 6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan deprem dolayısıyla vatandaşlarımıza çok ciddi can kaybımız oldu, yaralanan vatandaşlarımız oldu. Allah bir daha yaşatmasın diyoruz böyle tüm bir afeti. Vatandaşlarımıza da tekrardan geçmiş olsun diye. Ancak neticede deprem sebebiyle bir kısım zararlar doğdu. Yani vatandaşlarımız işte evsiz, barksız kaldı. Yaşam alanları yok, iş yerleri yok. Yani gerçekten asgari şekilde yaşamlarını sürecek hiçbir yapı kalmadı gerçekten de. Burada da bugün özellikle hak sahipliği konusunda konuşmak istedik. Çünkü vatandaşlarımıza da çok ciddi hem bilgisizlik hem bilgi kirliliği var. Evet. Bu açıdan vatandaşlarımıza ışık tutacağından ben eminim. Çok teşekkür ederim. Öncelikle hep bahsediliyor hak sahipliği, hak sahipliği diye. Hak sahipliği kavramı öncelikle nedir? Bundan başlarsak eğer böyle vatandaşlarımızca sıkça sorulan sorulara cevap verelim sırayla. Öncelikle tekrardan tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyelim. Evet. Çok zor günler atlattık. Allah bir daha yaşatmasın. Öyle. Afet sebebiyle hak sahibi olarak olanların tespiti hakkında bir yönetmelik düzenlendi. Bu yönetmelikte hak sahipliğinin tanımı yapıldı. Yıkılan veya hasar gören ya da muhtemel afetlerde, daha sonra olacak afetlerde etkilenebilecek yapılarla mülkiyet ilişkisini kurabilecek, kanıtlayabilecek afet zedelere hak sahibi diyoruz. Bu kanıtlama neden önemli? İşte tapu kaydı olsun, tapu senetleri olsun. Bu şekilde ben burada yaşadım diyen vatandaşlarımız bir ev, daha sonra tabii gireceğiz bu konulara da, bir evi olduğu zaman ve o evde ağır hasarlı veya yıkılmış durumdaysa hak sahibi olabileceklerdir. Hak sahibi kavramı kısaca bu şekildedir. Yani mutlaka ki bir mülkiyet hakkının bulunması gerekir. Lazım. Zaten ileride muhtemelen bahsederiz. Kiracılar vesaire bu mülkiyet sahibi olmayan vatandaşlarımız maalesef hak sahibi olamıyorlar. Olamayacaklar. Mülkiyet sahibi esas kavram burada. Evet. Peki bu hak sahipliği ile ilgili hak sahipliği nasıl olunur? Nasıl olunur? Nereye müracaat edilir? Ne yapılır? Şimdi, yani burada hem hukuki açıdan hem de vatandaşlarımızın gerçekten idari yönden yapılması gerekenleri de aslında biraz değinmek istiyorum müsaadeniz olursa. Tabii ki ya, biz aydınlatmak için buradayız. Evet. Şöyle söyleyeyim, öncelikle hasar tespiti çalışmaların bitmesi gerekiyor. Hasar tespiti çalışmaları bittikten sonra ancak hak sahipliği başvurusunda bulunabiliyor vatandaşlarımız. Öncelikle bir hasar tespitinden başlayalım. Evet. Öyle devam edelim. Hasar tespiti çalışmaları bizim 6 çeşitli hasar tespiti oluyor. Yıkılmış, acil yıkılacak, ağır hasarlı, orta hasarlı, hafif hasarlı ve hasarsız şeklinde bir hasar tespit çalışmaları yapılıyor. Bu hasar tespit çalışmalarından sonra bu tabii İskan Bakanlığı, İmar ve İskan Bakanlığı tarafından, İl Müdürlüğü daha doğrusu burada, bir uzman ekip oluşturuyor birden fazla. Bu ekipler gelip binaları kontrol ediyorlar. Bu binaların kontrolü de burada şey var tabii, biraz konu dallanıp budaklanıyor. Şöyle oluyor, normalde Elazığ afet bölgesi daha sonra ilan edildiğinden dolayı bizde şöyle söyleyeyim, dilekçe usulüyle başlandı bu iş. Normalde deprem bölgesi ilan edildiği zaman tüm çevre ve şehirlerin tüm yana gelip bakması gerekiyordu. Ama biz daha sonradan ilan edildiğimiz için o süreç boyunca da vatandaşlarımız dilekçe usulüyle devam ettikleri için o sistemle de devam edildi. Geri kalanlar da İl Müdürlüğü tarafından gidip bakıldı. Bu rapor sonucunda, bu ilk inceleme sonucunda bakılmayan olabilir, gözden kaçan olabilir, daha hasar raporunu da doğru bulamayan vatandaşlarımız olabilir. Bundan dolayı bu rapora da itiraz sürelerimiz oluyor. Şöyle zaten dün Elazığ Vali denk geldi. Elazığ Vali bir açıklama yaptı. Elazığ'da ilk hasar tespit raporları, tamam Elazığ'da hasar incelemesi yapmak bina kalmadı şeklinde bir açıklama yapıldı. Bu sebeple tamamlandı de, yani. Tamamlandı. Bu tamamlanma sürecinde ilk süreç atlatılmış oldu. Şimdi bundan sonra 30 günlük bir itiraz sürecimiz başlıyor. 30 günlük. 30 günlük bir itiraz sürecimiz başlıyor. Ve bu süreçte 14'ünde tamamlandığı için, 14.03.2023 tarihinde tamamlandığı için 16'sına başlayacak. 16'sından itibaren 30 gün süre boyunca vatandaşlarımız
hasar raporundan memnun olmayan, evine gidilmeyen, yanlışlık olduğunu düşünen vatandaşlarımız bu rapora itiraz edebilecekler. Bu evet. Bazen bunu internette... Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne mi yapacak vatandaş itirazını? E-Devlet üzerinden de yapabilecekler. E-Devlet üzerinden hasartespit.csb.gov.tr üzerinden de yapabilirler. E-Devlet'ten de başvurabilirler. Ya da fiziki olarak da gidip şu an eski öğretmen evinin önünde komisyonlar kuruldu. Eski öğretmen evinde, önünde demeyeyim de eski öğretmen evinde. Ve Ahmet Tevfik Ozan Kongre Merkezi'nde de Elazığ Merkez'de inceleme komisyonları kuruldu. Yani gidip oraya rapor şeylerin itirazında bulunabilirler. Aynı zamanda ilçelerde de kaymakamlıkları bulunabilirler. Ama burada vatandaşlarımız dikkat etmesi gereken bir husus var. Bu şahsi bir olay olur. Yani şöyle, fiziken kendilerini götürüp vermeleri gerekmektedir. Eğer kendileri yapamıyorsa vekaletle bu işlem yapılabilir. Ama bu normal vekaletleme olmayacak. Noterden şu ibarelerin içerisinde geçmelerini rica etmeleri gerekmektedir. Önemli, çünkü hak kaybı olacaktır. Hak kaybı vatandaş olacak burada değildir, yurt dışındadır. Yani kendi eliyle yapabilecek durumda değildir. Muhtemelen birilerini ya bir vekil tayin edecek. Evet, vekil tayin edecek. Ya bir avukat aracılığıyla yapacak. Tabii ki avukatlar da mutlaka ki bir temsilci. Temsilci olmak zorunda. Ama normal atayacaktır. Normal vekaletname şeyler geçiyor. Çünkü bu borçlandırma işleminin de içerisinde barındırdığı için dün AFAD'dan sağ olsun yetkililerle gittim, görüştüm konuyla alakalı. Bu ifadenin geçmesi lazım diye yarın vatandaşlarımıza da şu şekilde olarak veriyorlar. Evet. Müsaadenizle okuyalım. Tabii. 7269, 5327, 4133 sayılı yasalar ve ilgili yönetmeler gereğince adıma çıkan yardımlar nedeniyle talep ve taahhütname vermeye, borçlandırma yapmaya, yer seçim işlerini yürütmeye, kura çekmeye, yapıları teslim almaya vesaire gibi tüm işleri yapmaya vekil tayin ettim. Şeklinde bu ifadenin geçtiği şekilde bir vekaletname düzenlemeleri gerekiyor. Yoksa vekaletname bu işlemleri yapamayacağı için yetkisiz vatandaşlarımız olacak. Hak kaybına da uğrayacaklardır. Evet. Peki şunu sormak istiyorum. Tamam, hak sahipliği için müracaat edildi. AFAD'a başvuracaklar. Evet. Hak sahipliği bittikten sonra hak sahipleri bu şeyi AFAD'a götürüp başvuracaklar. Daha sonra bu listeler hazırlanacak. Yine böyle E-Devlet'ten ya da E-Devlet'ten de başvuru ya da fiziki verecek. Olarak müracaat etmek mümkün müdür? Mümkün. Bu listeler şimdi açıklandı ya hasar tespitle alakalı. Bunlardan sonra bir itirazlardan sonra bir değerlendirme, bir hasar tespit çalışması daha olacak. Bu hasar tespit çalışması nihai karar. Eğer bundan sonra başka bir inceleme yapılmayacak. Vatandaşlarımız hala da tatmin olmadılarsa veya yanlış karar verdiğini düşünüyorlarsa mahkeme yoluna başvuracaklar. Evet, onu daha sonra yine size soracağım. Bu çalışmalar bittikten sonra hak sahibi listesi düzenlenecek. Bu hasar tespiti bittikten sonra ancak hak sahibi listesi olacak. Buna da E-Devlet üzerinden ya da fiziken vatandaşlarımız başvuracaklar. Başvuracaklar. Evet. Peki hak sahipliğinin hani nereye başvurulacağı konusunu anlattık ya da hasar tespitinin tamamlanması gerekir dedik. Burada hak sahipliği kimler olabilir? Kimler az önce olabilir? Mülkiyet hakkından bahsettik ama vatandaşın konutu var, iş yeri var, birden fazla konut var, farklı bir sürü durum var. Burada özellikle temel olarak kimler hak sahibi olabilir? Yani önce daha doğrusu çalışırken bu konuya bir cümle karşıma çıktı. O bende çok vurucu etti, uyandırdı. Onu dile getireyim. Devletimiz burada zararı karşılamıyor. Devletimiz mağduriyeti gideriyor. Evet. Biz önce buradan yola çıkalım. Yani bu şehir efsanesi miydi yoksa gerçekliği var mı bilmiyorum. 2020 depreminde diyorlar ki vatandaşın 9 tane evi var. 9 tane evi yıkılmış. Evet. Sadece bire veriyorlar. Ya burada birebir zarar karşılanmıyor. Mağduriyet gideriliyor. Bu çok önemli aslında. Biz yani bundan yola çıkarak hak sahipliği başvurusunda da bulunalım. Bundan yola çıkarak da işlemlerimizi tamamlayalım. Çünkü bir de bu 10 ilde, hatta Elazığ'a katarsak 11 ili de etkilendi deprem çok büyük çaptaydı. Evet. Ve şu an nasıl Elazığ'da tek Elazığ etkilendiği için daha kolay halledilebildi her şey. Şimdi 10-11 il Elazığ'a katarsak hemen gibi 11 yıl yeni baştan yapılacaklar yarısı, falan. Ya bundan dolayı daha da zorlu bir süreç bizi bekliyor. Allah hepimizin tekrar yardımcısı olsun. Evet. Şimdi kimler hak sahibi olabilir? Önce oradan öyle devam edelim. Konut, iş yeri veya ahırları. Bunlar hak sahipliği şey olarak. Ağır, yıkık veya orta hasarlı. Çünkü bu orta hasarlı da artık bir sıkıntımız var bizim. Evet, ona değiniriz. Orta derece hasar gören mülk sahipleri ile afetten önce
burası önemli, afetten önce ve afet tarihinde mülkiyeti ebeveynine ait olan birinci ev, ikinci ev, üçüncü ev fark etmiyor. Bunlar evet. hak sahibi olabiliyor. Buna daha sonra değineceğiz ebeveynle alakalı evet. konuları zaten. Bununla beraber iştirak ve müşteriyken mülkiyet sahipliği olan insanlar da beraber şekilde aynı şekilde devam edecek şekilde hak sahibi olabiliyorlar. Bir de bununla beraber hak sahiplerinde bina yapılacak olan arsalarda veya yerlerde eğer bina varsa ve devlet istismar etmişse bu istismar edilen arsa sahipleri veya bina sahipleri de hak sahibi olabilecekler. Mesela bu da çok önemli. Evet, hak sahibi. Yani kamulaştırma var mesela. Evet. Hani orada vatandaş hak sahibi olup olmayacağı noktasında onlar da hak sahibi olabiliyorlar hak sahibi zaten. Çünkü normalde bir hak kaybı oluyor onların evet. da. Hak kaybını devlet bu şekilde gideriyor. Anladım. Peki bir de bir sorumuz daha var. Hak sahipliği için diyor başvuru süresi var mıdır? Başvuru süresi var şey olarak. Başvuru süremiz şu şekilde. Bu hasar tespit çalışma bittikten sonra tekrarlayalım. Bir liste oluşturulacak. Evet. Bu hak sahipliğine hak kazanan vatandaşlarımız için bir 60 günlük başvuru süremiz var. Evet. 60 günlük başvuru süremiz. Bu 60 günlük süreden sonra bu 60 günlük süreyi şöyle kategorize edip talep ve taahhütname imzalama süreci diye belirtelim. Evet. Bu 60 günlük talepte bulunma ve taahhütnameyi imzalama süreci var. Bundan sonra da bu işlem hallolduktan sonra da 60 günlük borçlandırma yapma. Çünkü bir borcun altına giriyor vatandaşlarımız evet. bu şekilde. Bu 60 günlük de bu var. Ve bunların dışında da bir 15 günlük itiraz sürecimiz var. Yani toplamda 135 günlük bir süreyi kapsıyor bu süreç komple. Şimdi mücbir sebeplerimiz de var. Adam evini terk etmiş, yaşadığı yerini terk etmiş, başka bir yere gitmiş, başvuruyor. Bu ama şimdi devlet üzerinden de başvuru olacağı için bu mücbir sebep takip kapsamına gidip gerekir. Giremeyeceği tabii birazcık soru işareti muallakta kalma durumu söz konusu o durumda. Ama toplamda bizim 135 günlük süremiz var. 2 aylık ama asıl önemli olan talep ve taahhütname verme işlemini 60 günlük süre içerisinde yapmak zorundalar. Peki vatandaşın hak sahipliği yani hak sahipliği olması gerekirken e-devlet sisteminden hak sahibi olmadığına olamam. Yönelik bir itiraz vardı. Sürelerimiz 15 gün var. Onu kapsıyor. Vatandaş haklıysa yani kendini hak sahibi olarak görüyor. Olay evet. şey olarak. Ben o evimi kaybettim, ağır hasarlı, hasar sebebim yok falan. Birazcık değindik ama şey olarak bunları kendi haklı olarak görüyorsa itiraz edecek. Tekrardan bir inceleme yapılacak. İMA ve İskan Bakanlığı, yani İl Müdürlüğü'ne daha doğrusu evet. bir itirazda bulunacak. Ve bu itiraz sonucunda tekrardan değerlendirme alınacak. Tabii bu da reddedilirse yine idari yargıya başvurarak hakkını kazanmaya çalışacak. Anladım. Peki şey dediniz, konut dediniz. İş yeri dediniz ve ahırlar dediniz. Evet. Bunun içerisinde köy evleri yok. Hatta bu çok ciddi konu edildi. Yok. Yani köy evi evet. de dahil midir değil midir? Hatta Elazığ'da da bir kısım köy evleri falan yapıldı. Evet. 2020 yılında. Peki şunu sormak istiyorum. Hak sahipliği için yapı türü önemli midir? Türü önemli değil. Yani şöyle Elazığ'ın dalkanlar olsun veya köyleri olsun öyle söyleyeyim. Evet. Kerpiç binalar var, yığma binalar var. Bununla beraber şehir merkezde betonarme binalar var. Bunun için yapı fark etmeksizin her birine hak sahipliği verildi. Yalnız burada önemli olan bir nokta var. Mekruh binalar, terk edilmiş binalar. Bu çevre ve şehircilik gelip tespit yaptığı zaman oraya mekruh binalara hasar tespiti yapmıyor. Mekruh olarak belirtiyor. Böyle olduğu zaman da onlar için hak sahibi, o binanın sahibi hak sahibi olamıyor. Evet. Mekruh bina olduğu için. Peki şey sormak istiyorum. Peki hak sahibi kimler olamazlar? Kimler olamazlar? Onlara gelelim. Burada çok ilginç de bir olay var. Buna da değineceğiz. Şimdi öncelikle talep ve taahhütname veya borçlanma işlemlerinden evet. bahsetmiştik. Yasal süresi içerisinde talep taahhütnameyi vermeyen ve borçlandırma yapmayan vatandaşlarımız hak sahibi olamıyorlar. Hak sahibiyken bile o sürelerde olmazsa olabilir. Hak sahibi olamayacaklar. Bununla beraber kendisi veya eşine ait aynı cins hasarsız bina şeyi varsa yapısı varsa evet. o vatandaşlarımız da hak sahibi olamıyorlar. Zaten vatandaşın aklını karıştıran nokta da bu oluyor. Evet. Belki sorulursa olmaz. Ya Elazığ'da bir evim var, bir tane de evim var. Bir tanesi ağır hasarlı, bir tanesi az hasarsız. Ben hak sahibi olabilirim. Ya da eşimin bir ev benim adıma, bir ev eşimin adına. Burada direkt yönetmekte de belirtiliyor. Kendisi ve eşine ait aynı cins yapı bulunuyorsa o yerde hak sahibi olamıyorlar.
Evet. Bunlarla beraber kiracılar, kiracılar da hak sahibi olamıyor. Ve o an orada misafir durumda bulunanlar, onlar da hak sahibi olamıyor. Ve şey de var mesela, mülkiyeti kendisine ait olan tüzel kişiler. Mesela bir derneğin konutu var, şeyi var. Onlar da hak sahibi olamıyorlar. Ya yani her türlü tüzel kişi tüzel hiçbir şekilde hak sahibi olamayacaklar. O zaman biz gerçek kişiler üzerinden evet, yürüyeceğiz. Evet, gerçek kişiler üzerinden yürümek evet. zorundayız yani şu olarak. Bir de kendilerine ait olmayan arsa veya arazi üzerine inşaat ruhsatı alınmadan yapılan yapılar için de hak sahibi olunmuyor. İnşaat ruhsatını almamışsın. O arsa arazi zaten senin üzerinden değil. Çünkü mülkiyet kavramı ilk başta bahsetmiştik ya, mülkiyeti belgeleyebilen evet. AFS'deler hak sahibi oluyor evet. diye. Bundan dolayı da o vatandaşlarımıza hak sahibi olunamayacak. Ve bir de bu asıl ilginç noktaya geldik. Çok fazla kaçak yapı var ama nasıl olacak onların yani, akıbeti? Onların akıbeti yani şöyle, bunun içerisinde de bir dün yine bir şeyle yöneticiyle konuştuğum zaman bu elektrik, su faturalarıyla mülkiyet veya orada yaşadıklarını kanıtlamaya çalışıyor vatandaşlarımız. Evet. Orada yalnız şöyle bir soru işareti oluyor veya şöyle bir problemle karşı karşıya kalıyorlar. Eskiden yani bu e-devlet çıkmadan önce daha da eski zamanlarda arsa arazi veya arazi arsaya dönmüş olmuş. Bu araziden dolayı da arsadan dolayı da daha doğrusu ev yapılmış oraya. Adam kendi müstakil evini yapmış diye kattı. Orada kendisinin evinin olduğunu kanıtlamak için elektrik su faturasını götürüyor. Diyor ki ya burası tarla olarak gözükse de evet. burası arsa olduğu için ben buraya elektrik faturamı, su faturamı getiriyorum. Ben burada bir yaşam kurdum. Buranın mülkiyeti de bana ait. Ben burada yaşam devam ettiriyorum, hak sahibi olabiliyor. Ama şimdi artık teknoloji geliştiği için bana söylenen cümleyi aynen aktaracağım. Evet. Bir tuşa bastığın zaman kimin ne arsası var, ne arazisi var, ne tarlası var, su tarlası, sulu tarla, her şey ortaya çıktığı için artık bence buna bile gerek kalmadı denildi bana. Yani orada yine vatandaşlarımız mahkeme yoluyla işte elektrik faturası, su faturasını beyan ederek benim burada evim var, mülkiyeti bana ait, evet. mülkiyeti bana ait şeklinde kendi haklıklarını ispatlamaya çalışacaklardır. Evet. evet. Ya çünkü çok ciddi hak kaybı çok olacak ciddi. Orada da. Ya ama şöyle bir şey var. Şimdi aynı kimler hak sahibi olamaz başlığı altında DASK projesi olmayanlar var. Evet. Ama ya bunu belirtmiş AFAD. Ama mesela Elazığ'da 2020 depreminde yani çoğu köy evin, yani çoğu köyün neredeyse hepsinde DASK yoktu. Evet. Ama onlara hak sahipliği tanındı. Yani burada da kolaylık sağlandı. Yani ben, bu benim kendi görüşüm. Bence yine DASK'ı olmayanlar da hak sahibi olabilecekler. Evet. Bence öyle. Peki burada da aklıma şu soru geliyor. DASK'ı olup hem DASK'tan para alacağım hem de hak sahibi olabilecek mi sorusu geliyor. Evet. İkisi farklı kurumlar. Böyle kurumlar olduğu için de vatandaşımız DASK'tan hem parasını alacak hem de tek müstakil, yani tek başınaysa ve başka evi yoksa, ya tabii o içeriklere ayrılıyor, onu daha sonra konuşuruz. Şartları sağlıyorsa diyelim hak sahibi de olabilecekler. Evet. Yani o yüzden... Ya aslında DASK poliçesi neticede kişinin bir şekilde yani konutunu, iş yerini sigorta ettirir. Güvence altına alması. Ve bunu da gerçekten hani bir bedel karşılığında yaptığı için. Bir külfete karşılık evet. gelmek kastıyla bu şekilde bir hak sahibi olmuş aslında. Evet. Ama öte taraftan da evet devletin imkanı var bu şekilde afetse de olmuş. Konutu ağır hasar almış. Ağır hasar dolayısıyla almış. Dediğiniz gibi farklı kurumlar aslında karıştırmamak lazım. Ama şimdi DASK yaptırmayanların da bu şekilde hak sahibi olamayacağı söylenince bu defa. Tabii ya şöyle ya yani, bu dediğim gibi vatandaşlarımız da bunu teyit edebilirler. AFAD.gov.tr'de kendilerine hazırladığı bir broşür var. Evet. Burada zaten hak sahipliği yazıp arattıkları zaman orada bu broşürle broşür görecekler öyle söyleyeyim. Evet. Bu broşür sonucunda da orada bu kavram var yani. Bu tanım yapılmış. DASK poliçesi olmayanlar hak sahibi olamazlar deniliyor. Ama bu daha önce de varmış bu durum. Evet. Gidip konuştuğum zaman. Hatta ben buna inanmadım. Gidip, o yüzden ben dün gittim görüştüm. Oradaki daha önce de vardı ama devletimiz veya şey olarak bunu uygulamadı denildi. Evet. Peki şunu sormak istiyorum. Hak sahipliği için mutlaka ki bir hasarlandırma söz konusu olması evet. lazım. Ağır hasar ya da orta hasar dedik. Peki bu hasar durumunun tespit edilmesi dediniz Elazığ'da hani dilekçeyle yapıldı. Dilekçeyle yapıldı, evet. Peki bunun çok karşımıza çıktı çünkü geçmişte de 6.8 şiddetindeki depremde de vatandaşın evi ağır hasarlı, daha sonradan işte itiraz edip orta hasara çevriliyor. Evet. İşte ya da az hasarlı, daha sonra orta hasara çevriliyor. Hı-hı. Ya da
gerçekten vatandaş artık tedirgin oluyor. Yani hasar durumunun tespitinin sıhhati bakımından yer yer bizler de öyle. Evet. Tedirginlik yaşadık. Yani gerçekten hani kontrolü tam yapıldı mı, yapılmadı mı? Çünkü neticede o konutlarda hepimizin can güvenliği söz konusu olacak. Yani burada hasar durumunun tespiti ve vatandaşın mağduriyeti açısından buradaki tespitler gerçekten sıhhatli mi, değil mi? Ya da bu itiraz ediliyor. Vatandaş evini belki de hani yıkılmasına razı gelmeyecek belki sırf ekonomik sebeplerden. Evet, bunu söylemek belki çok uygun değil ama yani, gerçekten de orta hasar girilir. Verilmiş. Oturulur mu, oturulmaz mı? Yani böyle bir kaygı yaşandı ve şu anda da ciddi şekilde şimdi de yaşanıyor. Yani bu kadar can kaybına rağmen maalesef ki ekonomik sebeplerden ötürü bu şekilde durumlarla karşı karşıya gelebiliyoruz. Yani hasar durumları gerçekten sıhhatli yapılıyor mu, yapılmıyor mu? Buna ben ya buna karşı itirazlarda vatandaşlar haklı mıdır, haklı, değil midir? Yani şöyle söyleyeyim, yani şimdi her iki tarafa da hak vermek lazım. Önce insanların gerçekten psikolojisi çok bozuk. Herkes korkuyor. Yani önce bunu belirtmek gerekiyor. Ya çünkü mesela hafif hasar diyorlar. Evde sıva çatlağı olduğu zaman hafif hasar deniliyor buna. Ama o hem deprem anını yaşayıp hem de o çatlakları gören insanlar açısından psikolojik olarak çok zor bu durum. Evet. Bununla beraber şimdi normalde Çevre Şehircilik İl Müdürü tarafından bir komisyon kuruluyor dediğim gibi. Bu insanlar işlerinde iyi olan insan oldukları için bu komisyona seçiliyorlar. Evet. Yani işlerinde iyi olmayan insanı da ben bu deprem gibi insanların hayatlarını zorlaştıracak, insanların hayatlarını kaybettiği bir olayda amiyane tabirle vebalini alacaklar kendi adıma düşünmüyorum. Evet. Çünkü bu bayağı bir sıkıntılı durum. Böyle olduğu için de uzman kişiler tarafından yapılması gerekiyor. Ama tabii insanlar da ya inanmak istemiyor. Diyor ki benim evim komple duvarları çatlamış, yıkılmış durumda. Ne yapacağımı bilmiyorum falan dedikleri için gidip tekrardan ikinci bir bunu da söyleyeyim o zaman. Bu 2020 depremi için AFAD Elazığ'da sıkça sorulan sorular diye bir kitapçık oluşturmuştu. Burada yine bu tarz benzer bir soru vardı. Benim evime gelen memur tekrardan mı gelecek? Yani memur dediğim burada komisyon üyesi olarak kullanıyorum bunu. İkinci itiraz hasar tespit çalışmasında farklı bir ekip geliyor. Yani iki farklı ekip tarafından eğer aynı şekilde hasar tespiti raporu aynı şekilde çıkmışsa artık bir şekilde sonra da güvenmek zorundayız. Bence öyle olması lazım. Yine güvenmeyen vatandaşlarımız mahkeme yola gider. Bu sefer de mahkemeler bir kişi gönderirler. Buna göre bir yol izlenir. Yani bu tamamen vatandaşların takdirinde olan bir olay. Ama dediğim gibi ben yani kendi adıma söylüyorum. Artık insana güvenmek zorundayız bir yerde. Gerçekten Elazığ depreminde gördük. Yani eğer o dönemde hasar tespit çalışmaları yapılmamış olsaydı gerçekten dediğiniz gibi işte yıkılan, acil yıkılması gereken, ağır hasar alan yapılarla ilgili çalışmalar yapılmamış olsaydı belki biz de bugün Malatya o 10 il içerisinde olacaktık. Olacaktık. Yani bu demektir ki gerçekten yapılan tespitler noktasında belki de çok ciddi hak kayıpları yoktur. Burada yalnız kusura bakmayın sözünü kestim. Bence tabii bu en sıkıntılı şey olarak orta hasarlı. Evet. Şimdi ya yine dediğim gibi bir amiyane tabir var. Ya hasarlıdır bina ya hasarsızdır bakış açısına bakan insanlarımız var. Şimdi orta hasarlı bina ne demek? Güçlendirmesi gerekiyor. Bir yıl içerisinde sen binanı güçlendirmezsen ben seni ağır hasarlı kabul edip yıkacak diyor zaten. Evet. Ama yani bu vatandaşın takdirine gücüne bırakılmamalı. Yani orta hasarlı bina bence tabii bu demin şahsi görüşüm ağır hasara alınmalı. Zaten böyle bir çalışma var diye duydum ama emin değilim bu konuda. Orta hasarlar ağır hasarlar çevirmeli ya da eğer o kadar ciddi bir durum yoksa da hafif hasar çevirmeli. Çünkü vatandaşlar gerçekten korkuyor. Yani orta hasarlı olduğu için de ne yapacağım bilmiyorum. Ha, bence dediğim gibi tamamı ağır hasarlı çevirmeli. Ki vatandaşın da artık ya netlik olması lazım. Hatta şöyle bir şey var. Elazığ'da da yine hani 6.8 depreminden belki bu depremden sonrasını hani bilemiyoruz henüz bilmiyoruz. Hasar durumunun ne olduğunu çok net bilmiyoruz. Ya da valinin açıklamasından orada rakamsal bir şekilde ifade edilmişti. Yani burada yani sebebini açıklıyorsunuz. Sonuç bence çok önemli. Şöyle ki 6.8 şiddetinden deprem yaşandıktan sonra işte yine aynı şekilde hasar tespitleri yapıldı. Orta hasarlı binaların da sayıları ve gerçekten güçlendirmeleri gerekildiği söylendi. Ancak
güçlendirilen yapıya bakıldığı zaman tamamının da güçlendirilmediğini resmi rakamlar söyledi aslında. Evet, evet, yani. Çünkü güçlendirmek için de çok ciddi bir maliyet gerektiriyor. Gerekiyor. Maliyetle beraber vatandaş yapıyı güçlendirmiş olsa bile dediğiniz gibi işte psikolojik olarak gerçekten evet, de vatandaşlarımız evet. hala güçlendirilse de güvenmiyor o yapıya yani. güvenmiyor. Evet. O anı yaşayan insanlar güvenmiyorlar. Yani aynen. Ben 6.8'de burada değildim ama o sonradan geldiğimiz zaman insan psikolojisini gördüm. Ya gerçekten bir daha dediğim gibi Allah yaşatmasın. Ya bence hepsi arasalaya çevrilmeli. Ya zaten şey buna değinmedik. Onu da bu vesileyle yani aslında oturulabilir oturulamazdan bahsetmek evet, lazım. Aynen yani, öyle. Oturulabilir oturulamaz. Daha yani onun da gerçekten hani tabii ki biz işin ehli değiliz. Hani tabii o konuda şey, uzman kişiler neticede onlara da itibar etmek durumundayız. Mesela bu hak sahipliği olduğu zaman da ödemesi nasıl olacaktı veya ya daha rahat orta hasardan daha rahat ödeme imkanı olacak öyle söyleyeyim. 20 yıl vadesi var bu işin. Evet. İlk 2 yılı ödemesiz. 18 yıl ödemeli şeklinde oluyor ve eşit faizsiz ve eşit taksitlerle ödeniyor. Böyle olunca vatandaşın üzerindeki külfet bir nebze daha olsa daha da azalıyor. Evet. Bu sebeple zaten bir şey var. Peki burada da aklıma şu soru geliyor. Ya bunu da ödemeyecek vatandaşlarımız var. Diyor ki ben evim ağır hasarlı. Ama ben hak sahibi olmak istemiyorum. Evim yerine yıkılacak mı? Evet. Ağır hasarlı olduğu için senin evin yıkılacak. Vatandaş olarak söylüyorum. Ama hak sahibi olmak istemiyorsan da devlet sana zorla gel hak sahibi ol demiyor. Ama o zaman da eğer mülkiyet kendisine ait olduğu için evsiz kalacak. Yani hak sahibi ne hak kazanmışsa. Zaten evet. hasarsız evi olduğu zaman hak sahibi olamıyor. Buna evet. geliyoruz yavaş yavaş. Ama o zaman da hak kaybı olacak. Yani bundan dolayı vatandaşlarımızın haklarını düzgünce araştırıp ona göre düzgünce de düşünüp ona göre karar vermesi gerekmektedir. Çünkü bir de feragat durumu da var. Evet. Bu feragat durumu da ben izninizle direkt şeyi göstereyim size. Yönetmelikte. Tabii ki. Yine, hatta orada da yani kimler olabilir olamazların bir tartışması var. Onları da kimler, soracağım size. Kimler olabilir olamazdan bir de ne zaman olması da önemli. Şimdi mesela şey de var. Ondan önce hemen bir anekdot evet. anlatayım. Mesela reddedildi. Hak sahibi evet. başvurusu reddedildi. Bu bildirim nasıl olacak? Yazılı olmak zorunda. Ki vatandaş bu yazılı olarak eline alsın ve 15 gün süre içerisinde bu redde yine itiraz etsin. Yine İmar ve İletişim Bakanlığı ya İl Müdürlüğü'ne gidip itirazla i̇tiraz bulunacak. Edecek. Ama bu bildirim şifayı veya şey olarak yazılı olmak zorunda. Size tebliğ yazılı olarak gelmek zorunda. Bu tebliğden sonra da 15 gün süreniz var. Onun dışında az önce bahsettiğimiz gibi feragat durumu var. Şimdi feragat durumu da farklı durumlara göre yönetmelikte belirlenmiş. Mesela şu olarak ihale usulüyle çıkıyor veya bu kura çekimle yapılıyor. Evet. Şimdi vatandaş ilk başta başvurdu. Sonra başvurusunu geri çekmek istedi. Vazgeçti. Şeyden feragat etti. Şimdi burada ve ondan sonra feragattan tekrar dönmek istedi. Şimdi nasıl bir diyeceğiz? Geçen karşımıza çıktı bu durum. Şimdi burada direkt diyor ki ihale suretiyle okuyayım isterseniz tabii yapılacak ki. İnşaatlarda ihale tarihi. Ya burada bizim için önemli olan ihale tarihi. Vatandaş olarak ben geldim önce hak sahibine başvurdum. İhale falan ortada yok daha. Evet. Bu şekilde olursa ben feragatimden vazgeçebiliyorum ya da feragat edebiliyorum. Yani ikisi sıkıntı yok. Ama ihale tarihinden sonra ise feragat edemiyoruz. Burada önemli nokta şey olarak ihale tarihi. Yani bu ihale evi isim nakletli ve oturdurmalar vardı ya şey olarak. Evet. Nerede yapılacağı belli olur. Çünkü hak sahipliği için bir aşamada, buna değinmemiştim, bir aşamada nerede yapılacağını belirlenmesi. O da çok önemli aslında. O da çok önemli. Evet. Yani işte nerede yapılacağı belli. Orası belirlendi. İhaleye çıkıldı. Kimin yapacağı belli oldu. Ona göre sayı belirleneceği için evet. feragat edilmiyor. Edemeyecekler. Peki şunu hazır sormuşken hani dediniz ya yani vatandaşın konutu, yaşam alanının nerede kurulacağına yönelik. Evet. Neticede devlet bunu da toplu konut idaresi aracılığıyla evet, yaptığı için TOKİ de kendine göre bir imar programı düzenliyor ve o imar programına göre de kendi yapıyı işte dediğiniz gibi ihale ediyor. Evet. Firma evet. belirlenen gün saat süresi içerisinde teslim ediyor. Vatandaş diyor ki ya benim evim diyor Elazığ'dan örnek vereyim işte. Hı. Evi Mustafa Paşa Mahallesi'nde ama işte TOKİ güvenilir kabul edilebilecek işte Çatalçeşme Mahallesi'nde evet. işte TOKİ inşaat TOKİ etti bitti. Hatta şu anda da birçok vatandaşımız gerçekten sağlıklı ve sıhhatli bir şekilde oturuyorlar. Orada
İşte bu kura dediniz ya, evet, kura hani kura yöntemiyle orada, mi oluyor orada? Yani vatandaş diyor ki işte benim konutum diyor, işte Mustafa Paşa Mahallesi'nde, işte şu sokakta, şu mahallede, şuradaydı diyor. Evet. Ama kendisine verilen işte konut da başka bir mahallenin, işte başka bir mahallenin, başka bir sokağında. Kendi yerinde olmak istiyor vatandaşın. Evet. Şimdi öncelikle orada, burada evin nerede olduğu önemli tabii. Mesela evet. Köyde, mesela bir köyde olan var. Köyde olup oraya yazılmak isteyen vatandaşlarımız oluyor. Veya mesela Kovancılar'da örnek vereyim. Evet. Bu Kovancılar'da heyelan bölgesi, heyelan tehlikesi olan yerler var. O yüzden, kusura bakmayın, konu konuya açıyor. Evet. Şimdi mesela TOKİ diyor ki köylerde yapılacaksa, bana diyor yer gösterirsen, kendine ait olan yer, ben sana kredi verip senin orada da yapmanı izin veriyorum. Orada da yapabilirsin. İnşaat kredisi de veriyor TOKİ. Evet. Ya da diyor ki ben köyün şurasında ben yer yapacağım, sana orada da yer verebilirim diyor. Burada vatandaşa bırakıyor bu işi. Şimdi heyelan tehlikesi olduğu için ve sıkıntı olduğu için Kovancıların köylerindeki vatandaşlarımızı Kovancılar merkezde de yapmaya, oraya teşvik etmeye çalışılıyor. Evet. Çünkü hem ulaşım zor hem tehlikesi evet. var falan diye. Ama vatandaş da diyor ki ya ben köyüme gitmek istiyorum. Ben zaten Kovancılar merkeze oturacağım. Yani örnek veriyorum tabii bu şu an. Elazığ merkezde de oturabilirim. Ben köy yaşantısından beni evet. koparmayın diyor. Yani sürekli bir problem var. Yani insanlar dediğim gibi herkesi de anlamak lazım. Bir orada bir bazısı var, hakkı var. Mesela Elazığ'a yakın köydeki olanlar yapılabiliyorken ben niye bu haktan mahrum kalıyorum diyor. Onlar evet. da haklı. TOKİ diyor ki zaten senin orada tehliken var. Evet. Bir daha tehlikeli yüz yüze kalma diye şey oluyor. Burada bir de burada bence asıl problem vatandaşın evi 5. kat kura yoluyla 1. katta çıkabiliyor. Evet. Bodrum katta çıkabiliyor. Yani bu tabii nasıl bir yol izlenir bilmiyorum ama bence burada asıl adaletsizlik var. Yani evet. Herkes biliyor ya 1. kattaki evle 5. katın değeri de aynı olmuyor. Bir finansal olarak da problemle karşı Doğru. karşıya. Yani bu konuda bence hak kayıpları oluyor. Bu evet. sebeple bir düzenleme yapılması bence gerekiyor. Evet. Yani en azından bir yine bir yönetmelikteki bir maddeyle ya da vatandaşla en çok karşılaşılan AFAD bu konuda gerçekten sorulara cevap verebilecek bir kurum. Veriyor. Dolayısıyla bunlarda da yine devletin diğer kurumlarıyla da işte TOKİ ile de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı da il müdürlükleriyle de aslında bir çalışma yapılabilir bu konuyla ilgili. Çünkü gerçekten hem yargı yükü de artıyor evet, bu şekilde. Yargı yükü artıyor. Hı-hı. Öte taraftan gerçekten tam bir çözüme de ulaşılma söz konusu olmuyor. Hı-hı. Dolayısıyla bunun çözümü yine bence gerçekten de kurallarla konulması gerekir diye düşünüyorum. Şimdi şöyle bir durum var. Sizinle biz aynı konuttayız. Mirasçılık durumumuz var. Burada hak sahipliğine kim müracaat edecek? Birlikte mi müracaat etme zorunluluğu var? Ya da işte üç kardeşiz. Kardeşlerden biri yurt dışında. Kendisi gelemiyor. Hak sahipliği müracaatında bulunamıyor. Şimdi bu müşteriyken nasıl hak sahipliği olacak? Ya da birden fazla konutu olan, az önce dediniz ya, vatandaşın 9 adet konutu var ve sadece bir tane hak sahipliği var. Evet. Ya da benim hem konutum hem iş yerim ağır hasarlı oldu ve ki o 10 ilde gerçekten de bu şekilde durumlar çok karşı karşıya geldik. Vaktimiz daralmadan evet, bunları da bir konuşsak diyorum. İlginç konular ve ilginç sorular. Önce evet. teşekkür ederim. Önce direkt yönetmelikte olan bir maddeyle başlayalım. Evet. Normalde o yaygınlaşmasıyla önce onu söyleyeyim. Her türlü bir tane hak sahipliği kazanıyor vatandaşımız. Yani 10 tane evi olsa da 20 tane evi olsa da bir tane hak sahibi olacak. Yani dün bunu da sordum da adam 50 tane köyde 50 tane ev olsun. Biz o adama 50 tane ev yapamayız. Evet. diye cevap verdiler. Şimdi ama bir istisnai durum var. Direkt yönetmekte de şu an maddeyi hatırlayamıyorum ama az sonra söyleyebilirim. İstisnai durum şu olarak örnek üzerinden anlatayım daha da evet. akılda kalıcı olur. Benim evim var. Ben fırıncıyım. Altta da fırın dükkanı, yani fırın işletiyorum ben. Ağır hasarlı bina. Hem fırınım gitti hem evim gitti. Evet. Burada istisnai durum devreye giriyor. Vatandaş hem bir iş yeri ve bir tabii hasarsız iş yeri yoksa ve hasarsız evi yoksa buna değineceğiz. Bir ev ve bir konut ve bir iş yeri konusunda sıkıntı olmuyor. Yani hem iş yeri hem de konut için hak sahibine başvurabiliyor. İkisi içinde. İkisi içinde. Tek bir mülkiyeti tek bir kişiye ait. Tek bir kişiye ait. Tek bir kişiye ait derken
Yani sadece şahsıma ait hem iş yerim var, hem konutum var. İkisi de ağır hasar almışsa ya da ikisi de yıkılmışsa. Için, hem de konut için ağır hasar almışsa. Ayrı ayrı hak sahibi olabiliyorum. Ayrı ayrı hak sahibi olabiliyorsunuz. İstinai durumu bunun dışında maalesef yani üzülerek söylüyorum tek hak sahibi olabiliyor. Evet. Şimdi burada istinai şeyler var mesela sorular var. Önce müşteriyken onu sordunuz. Şimdi bahçede bir eviniz vardı. Ve ondan sonra oraya hasar tespiti yapıldı, ağır hasar verildi. Hak sahibinden başvuracaksınız, 5 kardeşsiniz. Evet. Burada nasıl olacak? Öncelikli olarak kardeşlerden bir tanesi yurt dışında, bir tanesi de başvurmak istemiyor diye bir örneği genişletelim. Evet. 3-4 soruya beraber cevap verelim. Şimdi bu evde herkes normalde 1/5 oranında iş olarak, müşterek olarak hak sahibi oluyor. 1/5 oranında hak sahibi oluyor. Bu kardeşlerden istemeyen, ben hak sahibi olmak istemiyorum deyip, oradan çıkabiliyor. O zaman kardeşlerse 1/4 şeklinde müşterek faik devam ediyor. Yani şey müşterek hak sahipliği devam ediyor. Evet. Ondan sonra yurt dışında suyu kaçırdı. Evet. Diyelim mesela. En çok bu da bu da çok yurt dışında suyu kaçırdı. Şimdi onun hak sahipliği mesela düşecek mi? Yargı yoluna başvuracak ve bu süresinin kaçırmasının bir mücbir sebebi olduğunu, yani bu sebeplerden dolayı hak sahipliğine başvurmadığını söyleyecek. Ki ilana çıktıktan sonra dediğim gibi 2 aylık bir süre var. Ve daha da yani şey olarak burada idarenin elini güçlendiren olay ne derseniz edebi düzenden başvuru kabul ediliyor. Evet. Edebi düzenden başvuru kabul edildiği için seni ben afet bölgesine de getirmedim diyor. Normalde fiziki olarak kalıyorum ama artık devlet üzerinden de başvuru şansım var. Bence vatandaşlarımız bu süreleri kaçırmasınlar. O yüzden zaten başladığı zaman da hem haberlerden görsel yazılı basılı da söylenir bu durum. Takipçisi olsunlar. Bu müşterek fail şey müşterek haksa pardon ya. Müşterek hak sahibi ile alakalı bir şey daha var. Mesela vatandaşın kendi evi var. Evet. Eşi normalde diyoruz ya eşin hasarsız evi olduğu zaman hak sahibi olmuyor normalde. Peki eşi müşterek hak sahibi olursa bir konutta diyelim, taşımaz değil mi? Konutta diyelim. O zaman durum ne olacak? Evet. Orada müşterek hak sahibi olduğu için o ağır hasarlı olsa da şey olarak vatandaşın hak sahibi olabilecek. Yani müşterek hak sahipliği normal hak sahipliğine engel değil. Anladım. Anladın mı şey olarak? Yani düşünün ben mirasçıyım. Evet. Mirasçı kardeşlerimle bana işte mirasçı olduğum konut taşınmaz. Yıkıldı. Ama öte taraftan benim eşimle birlikte oturduğum bir dairem var. Evet. Orası da hasarsız. Ama benim hak sahipliğim orada devam edecek. Devam mirasçılık edecek. Yoluyla o zaman. Devam bunda edecek. Sıkıntı yok. Sıkıntı müşterek yok. Olduğu zaman sıkıntı yok. Bu arada da şunu da söyleyeyim mesela. Hak sahibi devredilemez. Ve şey yapılmaz. Mesela baba geldi dedi ki ben oğluma hak sahibimi devretmek istiyorum. Yani konut hak sahibi oldu. Öyle bir imkanımız bulunmamaktadır. Yani şu olarak hak sahibini devredemiyoruz, satamıyoruz da. Evet. Tapu ödeme yapılıp 18 sene geçtikten sonra ancak bu şartlar sağlanabiliyor. O yüzden hak sahibi kişiye özgü bir hak olarak devlet tanımlamış durumda. Evet. Onu da devredemiyoruz, satamıyoruz. Peki iş yerleri noktasında söylediniz gerçi. Benim birden fazla iş yerim var. Yine? Tek. Tek. Yani mesela işte hani televizyonlarda da çok medyada da çok bahsedildi mesela marketler zinciri var. İşte 10 tane şubesi var. İşte 6'sı yıkıldı. İşte 3 şubesi hala devam ediyor şeklinde. Biz çok da duyduk zaten o bölgelerde. Yine burada da direkt AFAD'ın kendi hazırladığı broşürden size isterseniz bir cümle okuyayım. Ondan sonra vatandaşlarımız hakkında bir şey oluşur. Aynı afet kapsamında hak sahibine bir konut veya bir iş yeri verilecektir. O kadar açık ve net belirtiyor ki. Bir tane. Dediğim gibi devlet zararı karşılamıyor, mağduriyeti gideriyor. Evet. Bundan dolayı. Bir de girmek istiyorum. Sözünüzü bölmek istemiyorum. Talep ve taahhütname dedik. Bir borçlandırma senedi var. Bir borçlandırma durumu var. Bunda vatandaş nasıl yapmalı? Yani devlete karşı borçlandırma durumu oluyor. Evet. Yani burada da kimler ne şekilde borçlanacak ya da hak sahiplerinin tamamının borç senedinde işte imzasını içermesi gerekir mi, gerekmez mi? Bunlardan da bahsedersek eğer. Bu vekaletnameyi anlatırken zaten borçlandırmaya bu işlemlere vekil tayin ettiği için bu dediğim gibi az önce de soru cevap verdiğim gibi kişinin kendisine ait olan bir hak sahipliği. Evet. Devredilemiyor ve şey yapamıyor. Borçlandırma işlemini kendisi yapmak zorunda ve bu borçlandırma işlemini de bitirmek zorunda. Hak sahibi olarak bu
18 yıl boyunca, yani 2 yıl ödemesiz, 18 yıl boyunca eşit taksitlerle faiz olarak bu borçlandırma işlemini tamamlayıp tapusunu alması lazım. Yani direkt hak dilinde söyleyeyim. O evi, konutunu veya iş yerini veya ahırını ne yapmışsa bunu gidip borçlandırma işlemini tamamlayıp o şekilde tapusunu almak zorunda. Evet. Peki bir de şeyden bahsettik. Dedik ki hak sahiplerinin hani listeler yapılacak dedik. Evet. Listeler yapıldıktan sonra vatandaş orada kendisinin isminin bulunmadığı, bulunup bulunmadığına yönelik tespitlendirme yapıyor. Evet. Mesela kişi hak sahibi oldu. Evet. Bu da mı tebligatta yapılır? Yok. Yoksa? Bu liste usulü. Liste olarak yayınlanıyor. Muhtarlıklarda da yayınlanıyor. Evet. Muhtemelen yani şeylerde, internet sitelerinde de AFAD ya da EDEVİT o şekilde belirlenecek yerlerde. Mesela pardon hemen not almıştım. Mesela bu askı diyorum. Hasar tespit çalışmaları yapıldı ya. Evet. Elazığ'da dün 14.03.2023 evet. tarihiyle belirlendi. Hasartespit.csb.gov.tr'den hasar tespit durumlarını zaten vatandaşlarımız görebiliyor. Bu internet sitelerin o zaman da hak sahipliği hem kaymakamlıkta hem valiliklerde hem de muhtarlıklarda liste çıktıktan sonra internet üzerinden de muhtemelen vatandaşlarımız girip kontrol edebilecekler. Evet. Ben burada konuyu atladık. Ama bazı durumlar var. İsterseniz onlara bir değineyim. Evet. Yani şu olarak. Mesela vatandaş dedik ya aynı ilde iki tane evi var. Evet. Yani şu olarak. Biri ağır hasarlı, biri hasarsız diyelim. Ne de hafif evet. hasarlı diyelim. Vatandaşımız ne olacak? Ya da işte büyükşehirler için mesela Malatya'da şu an Elazığ'a gelen evet. vatandaşlarımız da var. Malatya büyükşehir biliyorsunuz. Büyükşehirde aynı ilçe, farklı ilçe durumları var. Evet. Bunlara evet, bir isterseniz evet. değineyim. Ki ya vatandaşlarımız aslında bunları merak ediyor çoğunlukla. Evet. Şimdi öncelikli olarak Elazığ için konuşalım. Aynı il sınırları içerisinde bir ağır bir hasarsız eviniz varsa ve bir ağır bir normal eviniz var, bir yıkılmış eviniz var diyelim. Evet. Hasarsız eviniz var. Ne olacak? Hasarsız ve hasarsız eviniz de eşinizin adında olsun. Evet. Yani olayı daha da şey yapalım. Hak sahibi olamıyorsunuz. Her üç durumda da hak sahibi olamıyorsunuz. Çünkü eşinizin veya kendinizin aynı cinsten hasarsız bir yapınız var. Kimler evet. hak sahibi olamaz dediğim zaman bu durum vardı. Şimdi büyükşehir için de konuşalım. Daha sonra köylere falan da geliriz. Evet. Büyükşehir'de aynı ilçede bir eviniz ağır hasarlı, bir eviniz hafif hasarlı. Evet. Burada durum ne olacak? Aynı ilçede ise bu durum hak sahibi olamayacaksınız. Evet. Farklı ilçede ise hak sahibi olabileceksiniz. Önemli. Evet, farklı ilçede ise. Evet. Bunda yine AFAD'ın sıkça sorulan sorular kapsamında kendilerinin verdiği cevaplarda da vatandaşlarımız gidip bunu evet. okuyup teyit edebilirler. Başka süremizin öyle, sonuna yaklaştık artık. Tamam. Evet, aynen. Sadece şu köy evinden de bahsedelim. Kapsamda değildi. Ondan da bahsedelim. Programı önemli kapatmamız bir nokta. Gerekecek. Tamamdır. O yer genelgesi denen bir genelge evet. çıkartıldı. Bu genelge kapsamında Elazığ'da şu an 40'tı galiba 41 mahallemiz evet, oldu. 41 diyelim Elazığ Mustafa Paşa Mahallesi'nde bir eviniz var. Bir de Hilalkent Mahallesi'nde bir evimiz var. Az önce dedik ya siz aynı il sınırları içerisinde evet. olduğu için hak sahibi olamıyorsunuz. Bununla beraber bir Mustafa Paşa'da eviniz var. Bir evet. de bir köyde veya ilçede eviniz evet. var. O büyükşehirde ilçe ayırt ettik evet. ya. Elazığ'daki eviniz hasarsız, köydeki eviniz hasarlı. Evet. Siz o zaman köydeki eviniz için hak sahibi olabileceksiniz. Bu sanki birazcık da devletin evet. uygulamalarındaki evet, o yer genelgesi evet, adı altında. Ondan. İsterseniz o yer genelgesini de şöyle söyleyeyim. Farklı yerleşim yerlerinde hasarsız konutu var ise diğer bölgelerde hasar gören hak sahiplerinde ayrıca konut ve iş yeri için hak sahibi verilebilecektir diye bir ama tanım o yapılmış. O hal genelgesi o halle ilgili o yer. Kapsamda. O yerde mi yer. ilgili? Heh, o yer pardon. Genelgesi. O hal değil. Pardon. O yer pardon. Genelgesi. Süremizin artık sonuna geldik. Bizi aydınlattığınız için gerçekten çok teşekkür ediyoruz programımıza da ben teşekkür ederim bizi çağırıp misafir ettiğiniz için. Umarım vatandaşlarımıza yardımcı olabilmişizdir. Evet birçok soruya aslında cevap verdik ve çok net bir şekilde cevap verdik. Umarım bir başka programda bir başka konuyla yine konuğumuz olursunuz umarım diyoruz. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Tekrardan herkese geçmiş olsun diyelim. Sağ olun. Teşekkürler. Bir programın daha sonuna geldik. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle. Mutlu kalın, esen kalın.